İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Şuşi Kurtuluşu'nun 27. yıl dönümü. Ermenistan Cumhuriyeti Expo Pekin 2019 fuarına katılıyor. Türkiye, Dersim katliamı için Nazi Almanyası'ndan kimyasal silahlar elde etti. Pompeo, Moskova ziyaretini iptal etti. Suriye ordusu İdlib sınırındaki Türkiye'nin gözetleme noktalarına saldırdı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Doğu'dan ayrılmasını talep ediyor. Gomidas'ın 150. yıl dönümüne adanmış bilimsel ve sanatsal bir etkinlik Konstantinopolis'te gerçekleşecek. Şuşi Kurtuluşu'nun 27. yıl dönümü. Sevgili dostlar, saygıdeğer yurttaşlar, 27 yıl önce 1992 yılının Nisan ayında Şuşi şehrinin kurtuluşuna adanmış olan askeri tatbikat Stepanakert'te başladı. Kurtuluş Ordusu'nun Batı Ermenistan askeri taburu eğitmenleri General Arkadi Tadevosyan'ın emriyle Şuşi'yi kurtarmak için başından beri gönüllü askerler hazırlamaya çalıştı. Şuşi Kurtuluşu'nun hazırlanmasına ek olarak Artsakh'ın tüm cephe boyları Azerbaycan ordusunun saldırılarını önlemek için gönüllü savaşçıların kontrolü altındaydı. Bu strateji Şuşi'nin kurtuluşuna odaklandı. Ermeni ulusu için Şuşi'nin kurtuluşu sadece Artsakh'ın kurtuluşu değil, aynı zamanda Ermeni halkının özlemlerinin kurtuluşudur. Artsakh'ın kurtuluşu ayrıca Batı Ermenistan'ın gönüllü savaşçılarının katılımıyla gerçekleşti. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin Ermeni halkının kendi kaderini tayin etme hakkını ve Batı Ermenistan'ın bağımsızlık hakkını 17 Aralık 2004 tarihinde Şuşi'de resmen ilan ettiğini hatırlatmak isterim. Bugün Şuşi'nin kurtuluşunun 27. yıl dönümünü kutladığımız gibi yarın da tüm Batı Ermenistan'ın kurtuluşunu kutlayacağız. Avrupa'da tek olan Marsilya'daki bu Ermeni haçkarı önünde Artsakh'ın kurtuluşuna katılan gönüllüler anısına şu sözleri söylüyoruz. Tüm Ermenileri ve büyük anavatan zaferini yaratan tüm halkları kutlarım. Şuşi'nin tarihi kurtuluşunu kutlarım. Batı Ermenistan Anayasası'nın 3. yıl dönümünü kutlarım. 11 Mayıs 1920'de Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Devleti'nin hukuki ve nihai olarak uluslararası tanınmasının 99. yıl dönümünü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Ermenistan toprakları dahilinde Ermenistan Devleti'nin tanınmasının 99. yıl dönümünü kutlarız. Halkımızın özel bayramı nedeniyle en içten tebriklerimizi kabul ediniz. Yaşasın Artsakh, yaşasın Batı Ermenistan, yaşasın Ermeni halkı, Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti Expo Pekin 2019 fuarına katılıyor. Ermenistan Cumhuriyeti fuarda doğayla uyum içerisinde başlıklı stand ile tanıtıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin standı, Ekonomik Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı ve Turizm Komitesi'nin tasarım çözümlemeleriyle birlikte sağlandı ve tasarlandı. Fuarda Ermenistan Cumhuriyeti'nden gelen bahçe bitkileri, en iyi şarap ve konyakları, kurutulmuş meyveden oluşan yemişler, kuru meyve, sucuk ve lavaş, Ermenilere özgü halılar, kilise hediyelik eşyaları ve aksesuarları ile Ermeni harfleri sunuldu. Büyük ekranda Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürünü, turizm cazibesini ve şarap yapımını gösteren videolar sergileniyor. Ermenistan standının sorumlusu Karen Haçadıryan'dı. Onun sözlerine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin standı günde ortalama 40 bin 42 bin kişi ziyaret ediyor. Diğer medyaların yanı sıra Çin Devlet Televizyon Kanalı yayınladığı bir röportajda özel olarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin standına değindi. Fuarda 97 ülke ve uluslararası kuruluşlar yer alıyor. Sergi 7 Ekim'e kadar devam edecek. Yeni edinilen belgeler, Türkiye'nin kurucusu olan Atatürk'ün 1937'de Nazi Almanyası'ndan kimyasal silah aldığını ve Batı Ermenistan'ın Dersim bölgesinde Alevilerin katliamında kullandığını gösteriyor. Türk Devleti 1937-1938'de Kuzey Kürdistan'da Dersim'de on binlerce sivili öldürdü. Belgeler Atatürk'ün zehirli gazın sivillere karşı kullanmak üzere Elazığ'dan Dersim'e taşınmasını emrettiğini gösteriyor. Atatürk, Hitler'e 1937'de zehirli gaz kullanarak sivillerin öldürülmesinin suç olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Ardından Hitler, Almanya'daki Yahudilere karşı aynı şeyi yapacaktı. Eski Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil,
Türk ordusunun ayrıca mağaralarda saklanmış kadın ve çocuklara karşı kimyasal silah kullandığını ve Dersim nüfusunun tamamını imha ettiğini itiraf etmişti. Nazi Almanyası Türkiye'ye Henkel adlı uçakları sağladı. Bu uçaklarla Dersim'e kimyasal saldırılar gerçekleştirildi. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen, Türk uçaklarının Kürt halkına zehirli gaz attığı Dersim'de uçan pilotlardan biriydi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir kaynağın pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamasına ve Armen Press'in ise alıntıladığı habere göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Michael Pompeo 13 Mayıs'ta öngörülen Moskova ziyaretini iptal etti ancak 14 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile planlanan görüşme gerçekleşecek. Pompeo, 13 Mayıs'ta Moskova yerine Avrupa Birliği temsilcileriyle İran'daki durumu görüşmek üzere Brüksel'e hareket edecek. Kilikya, Suriye Arap ordusu Galahad al-Mudik'in kuzeyindeki Türk gözetleme noktalarına ateş açtı. Haman'ın kuzeybatısındaki bir askeri kaynağa göre Hayat Tahrir el-Şam ve Türkiye himayesinde bulunan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin daha önce tarihi şehre saldırmasından sonra Suriye ordusu Galahad al-Mudik'in kuzey kısmını bombaladı. Kaynak, askeri üssün yerini bildikleri için gerçek Türk gözetleme noktalarını vurmadıklarını belirtti. Muhalif eylemciler, Suriye ordusunu İdlib şehri sınırına düzenlediği bu saldırı sonucunda bir vatandaşı öldürmekle suçluyor. Kaynaklara göre Türk ordusu Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde ilerlemesini önlemek amacıyla İdlib'in güneyini güçlendirmek için askeri teçhizat gönderdi. İran Deniz Kuvvetleri Tuğamirali Hüseyin Khanzadi, Amerikan uçak gemisini Orta Doğu'ya yollamasıyla ilgili Washington'ın karar hakkında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Tuğamiral, uçak gemisinin Körfez bölgesine gönderme konusundaki konuşma yeni değil, savaş olasılığını artırma eğiliminde, dedi. RIA Novosti Ajansı yaptığı yayında gerginliğin nükleer program anlaşması çerçevesinde bazı taahhütlere son verme niyetiyle ilgili İran hükümetinin ifadesi neticesinde gerçekleştiğini bildirdi. Gomitas Günleri adlı proje 24-25 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri bir zamanların Galata'nın Rum İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilecek. 24 Mayıs Cuma günü saat 18'de müzikolog doçent Burcu Yıldız'ın açılış konuşmasından sonra Gomidas'ın bestelediği Kürtçe, Ermenice ve Türkçe şarkılardan oluşan şarkı koleksiyonu adlı bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda tekrar Burcu Yıldız ve Ari Herkel sahne alacak. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de Surp Yertutun adlı kilisenin ilahiyatçılarından olan Murat İçli Nalça, Ermeni Kilisesi müziğinde Gomidas'ın mirası hakkında bir konuşmada bulunacak ve performanslarla sahne alacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masung adlı topluluktan Sorenem Tsane adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.